Fenerbahçe Eduardo Salvio'yu gündemine aldı. Aslan'dan dev takas, al Cagney'i, ver İrfan Can'ı. Beşiktaş Alanyaspor'dan Cole Carey'i transfer etmek istiyor. Juventus Oliver Giroud'un peşinde. Detaylar videomuzda. Altın Skor'da çekilişler devam ediyor. Bir kişiye tuttuğu takımın orijinal formasını hediye ediyoruz. Katılmak için kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Türkiye Futbol Federasyonu 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Galatasaray 499 milyon TL, Fenerbahçe 409 milyon TL, Beşiktaş 338 milyon TL, Başakşehir 279 milyon TL, Trabzonspor 205 milyon TL harcama limitine sahip olacak. Fenerbahçe ve Başakşehir transfer yarışında Ertuğrul Ersoy. Savunmada alternatif isimlerle sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışı vermek isteyen Sarı Lacivertler, kariyerini Fransa'da sürdüren savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy'u gündemine aldı. Fransız ekibi Le Havre'nin zirve yarışından uzaklaşmasının ardından ara transfer döneminde ayrılmasına onay verdiği Ertuğrul için ciddi bir diğer talibinin de Başakşehir olduğu ifade ediliyor. Martin Şikirtel'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından defans hattına takviye yapmak isteyen Başakşehir, Ertuğrul Ersoy'un transfer şartlarını araştırdı. Ertuğrul'a bazı Fransız ve İtalyan kulüplerinin de ilgisi olduğu biliniyor. Fenerbahçe Eduardo Salvio'yu gündemine aldı. Devre arasında etkili bir kanat oyuncusu ile el sıkışmak isteyen Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen Eduardo Salvio'yu kadrosuna katmak için transfer girişimlerine başlıyor. Fenerbahçe yönetimi kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yıldız için önümüzdeki günlerde harekete geçecek. Golcü kimliğiyle dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcu 2019 yılından bu yana Arjantin'in köklü takımlarından Boca Juniors'ta forma giyiyor. Sizce Eduardo Salvio Fenerbahçe'ye gelir mi? Fenerbahçe'de Diego Perotti ne zaman sahalara dönecek? Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre Sarı Lacivertli takımın yıldız isminin sakatlığı büyük ölçüde geçti ve takımla çalışmalara başladı. Sarı Lacivertli takımın teknik heyetinin şu an için öncelikli planının Alanyaspor maçına Perotti'yi yetiştirmek olduğu aktarılıyor. Ancak Alanya maçına Perotti'nin yetişememesi halinde Erzurum maçında kesinlikle takımda yer alacağı dile getiriliyor. Diego Perotti bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıkarken 3 golü rakip filelere göndermişti. Galatasaray seri için girişimlere başladı. Galatasaray ön libero bölgesi için devre arasında mutlaka transfer yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı takım geçen sezon kiraladığı Michael Seri'yi yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Çıkan haberlere göre sarı kırmızılı takım Seri'yi yarım sezon kiralamak için Fulham ile görüşmelere başladı. İngiliz kulübünde bu sezon sadece 119 dakika süre alan Seri'nin Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. 2019-2020 sezonunda 37 karşılaşmada sarı kırmızılı forma giyen 29 yaşındaki fil dişi sahilli oyuncu 2 gol 4 asistlik performans sergilemişti. Aslan'dan dev takas, al Cagney'i, ver İrfan Can'ı. Çıkan haberlere göre sarı kırmızılı yönetim geldiği günden bu yana inişli çıkışlı bir performans gösteren Cagney'i İrfan Can transferinde takasta Başakşehir'e önerdi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da bu teklife olumlu baktığı ve gol yollarındaki sıkıntının Senegalli oyuncuyla çözülebileceğini düşündüğü öğrenildi. Öte yandan sarı kırmızılı formayı giyen Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'la çok iyi arkadaş olan İrfan Can'ın da Galatasaray'da oynamaya istekli olduğu biliniyor. 25 yaşındaki İrfan Can bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 18 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Sizce bu takas gerçekleşir mi? Galatasaray Aytaç Karay'ı bekliyor. Aytaç Karay ile sezon sonu için her konuda anlaşan sarı kırmızılar oyuncudan gelecek haberi bekliyor. Çünkü Aytaç Kara alacaklarına karşılık bonservisini istiyor. Kısa bir süre içerisinde de bu transferde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın antrenör Necati Ateş'in doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlaması transferinde sona gelindiği şeklinde yorumlandı. Siz Aytaç Kara transferinin bittiğini söyleyebilir misiniz? Beşiktaş Alanyaspor'dan Cole Carey transfer etmek istiyor. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.
Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, golcü dışında takıma stoper alınmasını da istemişti. Bunun üzerine harekete geçen yönetim, Alanyaspor'un İngiliz stoperi Stephen Colker'i transfer etmek için hem kulübü hem de oyuncunun menajeriyle temasa geçme kararı aldı. 29 yaşındaki Colker'in sezon sonunda bir sözleşmesi sona eriyor. Bu arada gelen son bilgilere göre İngiliz stoperi Fenerbahçe'nin de istediği aktarılıyor. Colker istikrarlı oyunuyla Alanya'nın başarısında büyük pay sahibi oldu. Mandzukic'ten Beşiktaş'a fahiş talep. Adı bir süredir Beşiktaş ile sıkça anılan Mario Mandzukic'e teklif yapıldığı ortaya çıktı. Hırvat golcü ile masaya oturan Kara Kartal karşısında 3 yıllık sözleşme buldu. 34 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'tan 3 yıllık kontrat ve senelik 4 milyon euro istediği öğrenildi. Siyah beyazlar bu rakamı çok bulurken Mandzukic'e ancak 2 milyon euro verebileceklerini iletti. Bu durum üzerine Hırvat golcüye yarım sezon oynama fikri soruldu ve yıllık 1,5 milyon euro cevabı alındı. Teknik direktör Sergen Yalçın ise Mandzukic'i daha önce almaları gerektiğini söylerken artık alınsa da hazırlık süreci nedeniyle Ocak ayında oynanacak birçok maçta fayda sağlayamayacağı yönünde fikir belirtti. Trabzonspor'dan Guido Pizarro bombası. Devre arasında kadrosunu bir defansif orta saha oyuncusuyla güçlendirmeyi planlayan Bordo Mavililer hakkında İtalyan basınından gündem yaratan bir haber geldi. La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Saira kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Fırtına'nın Tigres'te forma giyen Arjantinli ön libero Guido Pizarro ile yakından ilgilendiğini yazdı. Sezon sonunda boşa çıkacak olan 30 yaşındaki futbolcu daha önce La Liga ekiplerinden Sevilla'da da top koşturmuştu. Sizce Guido Pizarro Trabzonspor'a gelir mi? Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Pochettino Dele Alli istiyor. Mauricio Pochettino, Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü oldu ve şimdiden Ocak ayında atılacak yeni adımları planlıyor. Fransız medyasına göre Pochettino, Tottenham'la birlikte çalıştığı Dele Alli'yi Paris'e getirecek. Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'da bu sezon süre almakta zorlanan İngiliz oyuncu 4 Premier Lig maçında 78 dakika görev yaptı ve gol ve asist katkısı sağlayamadı. 24 yaşındaki futbolcu için kaynak yaratmak isteyen Paris Saint-Germain, Ocak ayında futbolcu satışı yapmayı planlıyor. Juventus, Oliver Giroud'un peşinde. Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo, golcü transferi isterken Chelsea'nin Fransız forveti Oliver Giroud transferine sıcak baktığını açıkladı. 34 yaşındaki oyuncunun takıma katkı vereceğine inanan Pirlo, verdiği röportajda transfer dönemi başlıyor. Kulüple neler yapmak istediğimizi ve fırsatlarımızı konuştuk. Belki bir forvet oyuncularımız arasına katılır. Giroud iyi olabilirdi dedi. Fransız oyuncu bu sezon Chelsea formasıyla 21 maça çıktı ve 12 gol attı. Bugün sizler için hazırladığımız Altın Skor spor haberlerinin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.